Bu canlı yayınlarda şey gibi hissediyorum ben, sanki hani kapıları açmışız tiyatroda da seyirciler yavaş yavaş içeri giriyorlar. Onlar içeri girerlerken de ben sahnedeymişim. Teker teker konuşuyorum. Yerlerini arıyorlar, koltuklarını arıyorlar. Ay ben nerede oturuyordum, şurada mı oturuyordum, burada mı oturuyordum? Hareket devam ediyor. İşte seyirciler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Alttan böyle akan yazıları görüyorum şimdi. Bu akşam böyle kalabalığız bayağı. Evet. Evet, ve Gupse geldi. Ay ne Gupse, güzel. ya Efendim. ve işte huzurlarınızda diyecektim, daha dememe kalmadı. Ben fark ettim. Ben de böyle dinliyordum böyle. Hayran hayran Ya bir dedim anons ki. yapacaktım. Dur, sesin çok az geliyor. Biraz kapalı galiba benim sesim. Biraz açayım Aa, azıcık sesimi. dur. Ben Senin sesin zaten çok az duyuyorum. Aç, tamam. açalım açalım, sonuna kadar Açalım açalım. mı? O ne? Dur, Duyuyor ben musunuz açıyorum. şimdi? Açalım derken ben açıyorum yani. Ben bağırabilirim, hiç sorun yok valla. Tamam, şahanesin. Oh, Evet, sizde bakayım. valla. İyi Ay ne misin kadar çok iyiyim, çok özledim. Öncelikle bir tebrik etmek istiyorum şu yüzden ben de bir kere denedim bu canlı yayını Instagram'da. Ödüm koptu. Nereye basacağım bilmem ne, böyle çok, çok fena bir Şekerim, şey bu. sizin kuşakta bunu söylerse o zaman ben kendime hemen bir ödül töreni düzenleyeyim yani. Bence kesin. Ben Valla. mahvoldum. Vallahi helal olsun ya. Takip de ediyorum. İş başa düşünce öğreniyorsun, ne yapacaksın? Bir de Değil mi? ben böyle bir şeyi yapınca yani yapamadığım zaman geriliyorum. Diyorum ki bunu bana öğretin. Tabii tabii size ihtiyaç yok. Biz yapacağız. Zaten yalnız olmuyorum bu gecelerde. Selma, Sedef mutlaka yanımda Ay oluyorlar. süper ya. Bir tek yasaklı olduğu bir gün bayağı zorlanmıştım. Ama bu akşam 12'ye kadar serbestiz. O yüzden Oh. yanımdalar. Yalnız değilim evde. Hemen söyleyeyim yani. Vallahi belki bu salgının bize böyle bizim gibileri daha doğrusu teknolojiyle bir arkadaş olma fırsatı tanıdığını söyleyebiliriz Evet herhalde. evet evet. Değil mi? Herkesin, hepimizin dilinde artık klişe oldu. Hakikaten teknolojiyle sınavımız oldu yani bu bizim. Aynen öyle. Evet, peki Oh. nasıl gidiyor bakalım hayat? Vallahi daha iyi gidiyor. Yani ben başlarda belki zaten sen biliyorsundur beni. Ben biraz böyle anksiyeteli, panik bir tipim falan. Çok çok panik yani çok üzgündüm. Şimdi biraz daha güzel haberler, biraz daha kontrol altına alınma durumundan sonra biraz rahatladım diyeyim açıkçası. Havalar da Rahatladım. güzelleşti Peki falan. şey mesela, tamam kendin canlı yayın yapmıyor olabilirsin falan da yine de sosyal medyayla aran iyi mi? Bakıyor musun etrafta neler oluyor, neler bitiyor? Tabii. Bir Başlarda bakmıyordum. Dedim ki ha. bu bir hani salgın, bir kapanış, bir karantinaysa varsın. Ben de yokum bu sosyal medyada yaptım. Ha. Dayanamadım. Yavaş yavaş böyle. Çünkü iyi geliyor insana. Yani bir Evet, iyi demet geliyor atma, tabii. canlı yayında izlemek milyonlarca canlı ücret demek gibi oluyor yani. O Aa, ne yüzden. güzel. Güzel valla, ben de gençleri takip ediyorum. Arada bakıyorum neler yapıyorlar, neler ediyor. Bir de böyle bir rahatlık da geldi. Yani Değil burada mi? galiba bir rahat olmak daha iyi. Yani ben Evet. ilk başta ne yapacağım, ne edeceğim biraz haber programı sunar gibi oldum da sonra ben de birazcık sanki rahatladım gibi oldu. Yok Hakikaten öyle kesin. oluyor. Biz şimdi bizim kuşak biraz daha aman efendim sepet efendim, aman bir gaf yapmayalım, bir Evet. ayıp bir şey söylemeyelim, kibar olalım. Konuğumuzu Doğru. işte rahatsız etmeyelim, tatlı tatlı sorular soralım ya da sorun da olmuyor da zaten aslında sohbet kendi Sohbet. akışında gidiyor yani. Doğru. Hakikaten benim sohbetler öyle oluyor biraz. Sen bana hakikaten kahveye gelmişsin gibi oluyor yani. Öyle hissediyorum zaten vallahi yani böyle Evet. hatta sarılıp öpesim geliyor böyle Ay. dokunasım geliyor şu an yani Evet, inanılmaz. zaten herkes birbirini ancak buradan öpebiliyor şu anda. Başka türlüsü yok yani. Doğru, vallahi doğru. Ay. Evet, bir filmimiz bile oldu seninle bu arada bizim. Evet. Ya evet ya ben onu Eğlendik ama. Ya nasıl oldu o hikaye? Necati Akpınar bana dedi ki, ya Demet dedi, Gupse'nin yeni filmini çekiyoruz. Bir baksana, Gupse de dedi çok istedi. Yani bir okuyup bir fikrini söyler mi bana diye. Ya okudum. Ya, güzel de gidiyor böyle akıyor. Gülüyorum okurken falan. Ne diyorsun dedi. Valla dedim ilk defa kendime rol bile buldum dedim. Ya hatta o bir şey söyledi de bana, yani anladım. ya şöyle bir şey yapsak mı? Hiç aklında kimsenin aklında yok. Dedim ya şurada dedim bu şeye dedim bir falcı mı olsam ben acaba dedim. Ondan Vallahi sonra ya. pek de eğlendik yani. Benim Bir için gün böyle bonus gibi oldu. Demet Akbağ sete gelecek. Demet Akbağ filmimde oynayacak. Demet Akbağ'la ben karşılıklı sahne oynayacağım. Ve Demet Akbağ bir fikrini bizim filme koy. Yani benim için
Ki bak şunu yaşamıştım ben. Yönetmenimiz Kıvanç Barönle. Hocam ben Evet. oynayamıyorum onu izlemekten. Repliğimi veremiyorum gibi bir durum olmuştu. Vallahi bak bunu izleyen herkes söylemek istiyorum. Çünkü anlarlar beni. Yani bir Demet Akbağ hayranlığıyla yaşıyorsun. Hani yakından görmemişsin, ölüyorsun, bitiyorsun ve karşında o heyecanla böyle ha bende mi sıra falan gibi bir durum yaşamıştım yani. Çok çok fenaydı. Şeyde aslında kamera arkasında da birazcık şakalar makalar rahatladık yani, gördüm onları da, Evet. hani provamızı da yaptık ama zaten çok kısa bir bölümdü. Hani benim Evet. çekim günümde bir gündü. Siz o güne kadar yol da almıştınız bayağı filmde. Kaçıncı Aynen. günüydü hatırlamıyorum. Ben de Ondan hatırlamıyorum. sonra gelip rahat rahat çektik. Arada doğaçlamalar yaptık. Of. Ama senin bazı bir hallerin var. Böyle bir durduğun yer var. Ne? Kamera arkasında fark ettim onu. Bir şey yapma ihtiyacı. Hakikaten seyre dalıyorsun. Böyle seyrediyorsun. Evet. Bir şey yapma. Bak şöyle yapıyorsun. Bak bak. Çünkü Gibi geldi. sonra da idrak ediyor. Sen bir filmdesin ve şu an oynuyorsun. Demet Akbağ hayranlığını unut. Şu an falan gibi bir durum idrak ediyorum. Yani hayatımda hani umarım olursa torunlarıma falan anlatacağım bir gündür o. Ay ne Yani güzel. Benim için de çok eğlenceliydi. vallahi ya iliklerime kadar heyecanlanmışsın ya Valla ilk geldiğin. bir kere sen benim bu kendi kuşağımda çok sevdiğim, çok tatlı bulduğum, çok yetenekli bulduğum gençlerden Teşekkür. birisin. Her şeyden önemlisi en değerlisini yapıyorsun, yazıyorsun, kendin yaratıyorsun karakterleri ve bununla da kalmadın, bir de yönetmenlik yaptın. Ay, bir Yani filmde de denedim onu zaten da. şu anda sektörde bunu yapan tek kadın sensin. O yüzden de bu beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor yani hepimiz adına. Beni teşekkür ederim. Beni de daha da mutlu eden hayran olduğum bir duayenin de bir kadın küçüğüyle desteğe bir filme gelmesi de bu da enteresan bir şeydi. Hakikaten herkese söylüyorum bu dayanışma bu ne bileyim ya Evet. beni o kadar onurlandıran ve gururlandıran bir gündü ki buradan Ama tekrar teşekkür etmek hak istiyorum. hak edenlerin başına gelir böyle şeyler. O yüzden Aa. hiç şaşırmamak lazım. Sen hak Ay, ediyorsun. ay Peki nedir teşekkür senin bu eltilerle, görümcelerle derdin Allah aşkına? Sen ederim. bunların bu kadar iyi gözlemledin, bu kadar senin kaleminden bunların çıkma sebebini birazcık anlatsana. Nereden bu fikir, ya da çok mu böyle bir mahalle ortamı ve çok mu yaşadın görümceler eltilerin içinde? Vallahi yalan yok yani. Zaten ben şeyi fark ettim. Ben bilmediğim bir dünyayı hani atıyorum bana uzayda Tabii. Mars'ta geçen bir şey yazdıramaz kimse. Dolayısıyla ben çocukluğumda biz çok müdahaleydik. Babamlar dört kardeş, yedi kardeş. Dolayısıyla çok fazla akrabalık ilişkisine Evet. izleyebilmiş oldum. Aynı zamanda görümceyle başlayan durumları ben kendim görümceydim. Yani abimin eşine yaşattıklarımdan çıktığım bir yolculuktu. Elçiler de Ha. kuzu biberi gibi oldu Sen yani. abinin eşi ve onları yaşattıysan ben abini tanımak istiyorum. Yaşattım. Vay vay Yaşattım vay. vallahi. Ve filmdeki birebir yani tabii ki orada biraz abarttım ama abimin eşi Amerikalı Jennifer yoga öğretmeni çok daha ılımlı harika bir kadın ve ben kıskançlıktan ne yaptığını bilemeyen bir kadın olarak aslında kendimle barışıp ondan da özür dilemiş oldum o filmde gibi oldu aslında. Yani zaten senin mizahındaki bence en kritik nokta, hakikaten kendinle dalga geçmeyi o kadar iyi biliyorsun ki yani fizyonominde de bu o değişiklikler de özellikle Deliha'da galiba bir 15 kilo verdin, 20 kilo aldın verdin, Aynen bir şeyler aynen. oldu. Nasıl oldu Eyvah onlar? evet Peki ya. o Deliha var mıydı? Mahvoldum. Öyle bir mahallede, öyle bir mahallenin delisi Deliha var mıydı da oldu öyle bir şey? Evet, o da bendim aslında. Yani benim Ha, o da sen. çocukluğumdaki o dönem hakikaten de oğlan çocuklarıyla restleşen, kavgadan çekinmeyen biraz böyle oldukça yaramaz bir çocukluk geçirmiştim kız çocuğu. O yüzden o yani kendi deneyimlerimden de çok şeyler vardı filmde. Dediğim gibi yani bilmediğim, yaşamadığım şeyi yazamıyorum zaten. Sadece abartıyorum tabii ki biraz yani. Tabii ki o mizahın olmazsa Yani olur. Peki sırada ne var şimdi? Düşünüyorum akrabaları ben. Valla böyle istiyorum ki böyle kayınçolar işte artık erkeklere geçip kayınbirader falan ama yok bu sefer akrabadan gitmem herhalde. Bilmiyorum ki şu an salgın da beni biraz şey yaptı. Peki evet, Hani onu soracağım. Yani bu eve kapanma sürecinde aslında
yaratım aşamasında yazmak adına güzel de bir zamandı senin için. Hiç kafana gel git, hani olabilir bir şey çıkarmış olmayabilirsin de karalamışsındır, bir köşeye notlar almışsındır. Var mı böyle bir şey? Vallahi zaten ben hep işkolik olduğum için hep böyle bir elim, yani yatağımın dibinde bile bir defterim vardı. Hep yazar çizerim ama ilk başlarda hep haber kanalları işte yok bütün dünyadaki haberler hep böyle kendimi bir adrenalin içinde bulduğum için çok üretemedim açıkçası. Sonra başladım üretmeye. Şu Ha. anda da bir senaryo bitirdim gibi neredeyse, yani yazıyorum Daha ama ne olsun ha, şahaneymiş. valla ama işte bilmiyorum, kafalar karışık, şey diyorum acaba böyle şimdi salgın yaşadık ya, şimdi şakasını geçemiyorum, ilk başlarda geçemiyordum, yalan yok. Evet. Hani böyle salgın filmleri, işte felaket filmleri, Ha. distopyalar falan, onlar gibiydi. Ya dedim acaba ben komediyi değiştirip korku veya gerilime mi gideceğim Korku, falan diye. gerilim. Aman aman aman. Acaba bu Yok, değişim sen bana bence böyle... bildiğin yerden git. Hiç oraya girme. Korku gerilim işi. Ama beraber bir korku filminde olmaz mıyız ya? Bak, enteresan bir deneyim Korku olur. filminde beraber. Vallahi Aa, var. gerçekten. Ha valla bilmiyorum. Ben korkamıyorum da galiba. Korku filmi, Ya. gerçekten korku filmini çok sevenler, korku filmi hastaları olduğunu biliyorum. Ben gerilim filmi seviyorum. Böyle aksiyon Ha. filmi, gerilim filmi. Hakikaten gerilim filmi seviyorum ama özellikle böyle bilim kurgu, korku, Ha. işte öyle kapılar vurdu. Hiç o bana göre değil. Korktuğum için Ya. değil. Ha. Çok ilgimi çekmiyor. Ama Ay, ben çok isterdim seninle yan yana oturup valla böyle omzuna vura vura böyle korka korka. Allah aşkına bir ha, deneyelim. omuzuna vuralım. Tabii. Ay, güzelmiş. Ben ödüm kopar gene izlerim, gene izlerim. Yani bu mazoşizm gibi bir şey herhalde bu. Anlamadım ki. Öyle bir şey içinde bir minik ay çok Çok. tatlı. Ay Peki valla. bu yönetmenlikte ne hissettin? Bir de onu söyle bakayım. Onu gerçekten merak ediyorum. Tamam. Seni tanıdığımız yalan dünyayla tanıdı Evet, seyircisini. evet. Ama ondan önce reklam yazarlığın var falan. Hani seni zaten takip edenler, röportajlarını okuyanlar hepsi biliyorlardır az çok biyografini. Hani oralara Doğru. girmeyeceğim fazla ama yazarlıkla başladın. Bu sektöre girişin öyle oldu. Peki yazmak oynamak tamam da üçü bir arada olunca zorlandın mı? Çünkü Çok. o bana çok zor gibi, zormuş gibi geliyor. Yok yok, çok çok. Ya gene şansım hani şeydi. Hani yaz, yani bir seri film olduğu için olmama rağmen, hani kısa filmler çekmişliğim vardı, belgeseller, ama öyle, ama burada kocaman bir set, harika bir yapım şirketi, bir başarılı olmuş bir filmin devamı, mahvoldum. Ama işte BKM çok güzel bir set ekibi kurmuştu bana. Oyuncu arkadaşlarım zaten çok tatlıydı. Yardımcı yönetmenimiz Onur Bilge Tay'dı. Ben hani şöyle zorlandım. Aslında çok zorlanacağım bir ortam yoktu ama ben duygusal olarak çok böyle oynarken bile, ah Demet Hanım'ın kahvesi geldi mi? İşte Selma Hanım'ın rüzgarı çok mu, onu hasta eder mi gibi düşüncelere daldığım için çok yoruldum. Yani benim o yönetmen koltuğunda Ama olmam zor. konuşma tarzından da anlaşıldığı üzere sende bir hiperaktiflik var Buse'cim. Var, ama Var. işte odaklanmak daha önemli ya böyle şeylerde. Ben Tabii. çok yoruldum yani, Yani her senaryoyu şeyi takip. kontrol edeceğim derken. Evet. Yani Tabii. bence ben yaparsam, bu hepsini beraber çok harika yapanlar var ama ben ya yönetmen olmam lazım ya oyuncu, hani senaristlik aynı Yani anda şimdi olmadı. artık mesela bundan sonraki filmde üçü bir arada olmaz mıyız yani? Onu demek Olmaz. istiyorum. Vallahi Nescafe'de olur, ben de olmaz Nescafe'de olur, sende olmaz. İşte dedim öyle diyecek misin? Kahve sabah mı sende kahve? Bak ben böyle programda böyle bir daha da bir beynim açılıyor kahveyle. Çok da iyi geliyor. Oh, vallahi çok kıskandım. Şimdi hemen gidip yapacağım kendime. Yap Vallahi. yap. Sen de Oh, kahveni afiyet olsun. içmeden ayılamayanlardan mısın? Sabah sever misin çok? Çok severim. Hatta kahvaltı Seversin. öncesi kahveciyimdir ben. Ha, Gerçekten bir de de öyle. öyle. Çok İyi, çok severim. şahaneymiş. Vallahi. O zaman Çok. diyorum bak, senaryoyu bekliyorum. Tamam. Korku komedi. Bir de beraber korku filmi izleyeceğiz ama. Koltukta yan yana. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Belki sen bana izletirsen
Bir ısınabilirim de yani. Bu Tamam. onun da bir tecrübesi de olur bende. Bir korku En filmi. korkuncunu bulacağım. Hatta tuvalete gidecek anı yakalayacağım ve saklanıp korkutacağım. Bunu seyircilere söz veriyorum. Videosunu çekeceğim. Hadi Tamam, bakalım. videosunu da çeker koyarız. Aynen. Tamam. Aynen. Şaka Kalabalık programı kadro. yapan Evde toplaşın. insanlar tanıyorum çünkü önceden. Tamam. Valla kadro hazır. Şu anda Selma ile Tamam. Sedef de böyle yapıyorlar. Tamamdır diyorlar. Biz de varız bu işin Çok içinde. öpüyorum onları da. Çok seviyorum. Bugün hayatım muhteşem bir final hazırladım. Kalabalık kadro. Herkesle Tamam. böyle öpücük öpücük yapıyorum. Seninle kavuşmak üzere. Seni uğurluyorum. Yeni bir saatin Tamam. geliyor. Öptüm sizi. Çok güzel Ben de yayınlar. seni çok Çok mutlu öpüyorum. İyi oldum. bak kendine. Deve takma aşığız hepimiz. Canım Seviyorum. benim. Teşekkür ederim. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Altından. Pat işte geldi. Geldim geldim. Vallahi hayatım Geldin teknoloji mi? ömürlü olduğum için kusura bakma, özür dilerim. Nasıl gireceğimi bilemedim. Kulaklıklarımı taktım falan. Çekimden hemen Tamam, şimdi hazırsın. kaçtım. Yanına geldim. Biraz da izleyebildim Gurse'yle olanı. Şimdi seninle Çok. muhabbetimiz daha da farklı olacak. Çünkü sen galiba çalışmaya başlayan nadir sektörde nadir oyunculardan birisin. İş mi başladı? Anlat bakalım Cengiz. Sondan başlayalım bu sefer. Bizim geçmişe doğru gidelim. Cengiz durdu şu Mehmetçiğim, anda. ben seni çok kesik kesik duyuyorum. Bir saniye dışarı. Kesik kesik mi duyuyorsun? Azıcık bir yer mi değiştirsek? Ne yapsak? Ben sabitim de senin olduğun yerde mi sorun var acaba? Emin değilim. Evet, şu anda yine do ha şimdi iyi galiba. Heh. Şimdi dışarı çıktım sete, bekleme odasındaydım ama orada bağlantı çok Ay zayıftı. bir Sete geldim. heyecanlandım o karavanları görünce arkada bir Evet, bak heyecanlandım. arkada da Vallahi böyle. pek iyi geldi bak. Oo Setimiz, evet. evet, seti ara verdiler. Beni işte konuk olmam için sağ olsunlar. Evet, Şimdi şimdi buyurun. bir çay kahve molası onlar için. Biz de sohbetimize devam edelim. Ben de Peki bu arada güzel. Bakalım istiyorsan bir seti gezdireyim size. Uzun zaman seti sonra gezdirelim. çalışmaya başladık. 2,5 Evet, 3 ay anlat birazcık yaptıktan bu sonra. nedir, ne değildir, ismi nedir, ne zaman başlıyor, yayına giriyor? ATV'de Gençliğim Eyvah diye bir mahalle komedisi. Evet. Levent Ülgen'le partneriz bu sefer. O Aa Urfa. Levent'ciğim Urfa. de benim eski Evet. partnerim, evet. Evet, aynen. Evet. O Urfalı bir kebapçı. Ben Adanalı kebapçıyım. Bu iki Evet. kebapçı aslında eskiden çocukluk arkadaşlarıymış ama sonradan yollarını ayırmışlar. Ve onlar ve iki adam ve aileleri arasındaki ilişkileri anlatıyor diyelim. Komedi. İlişkiler abi. Pardon. Peki birazcık da bu setlerdeki bu yakın temas durumu, çalışma durumu tamam aslında 1 Haziran'dan itibaren biraz daha yeni normallerimizle hayata dönüyoruz ama biraz anlatır mısın? Nasıl önlemler alıyorsunuz sette? Hayatım Nelere dikkat işte ediyorsunuz? Aslında benim için önemli. bu arkadaşların hepsi böyle sürekli Evet, selam maskelerini arkadaşlar. takıyorlar. Sürekli maskeliler. Biz de aslında maskeliyiz. Ben programa katılıyorum diye şey yaptım. Sadece çekimlerde çıkarıyoruz. Evet, Evet. bu arada Deniz Deniz'de Sevdalık'tan Deniz, Ay, ay biliyorsun. Deniz'ciğim merhaba, kolay gelsin. Evet. Ay çok heyecanlandırdınız beni. Vallahi şu anda Ya keşke karşılıklı yapaydık. Ben de oraya geleydim ya. de. Keşke, keşke gelseydin. Beykoz Ha, orada Kundura'dayız. çekimdeydiniz. Beykoz Evet. Kundura'da çekiyoruz. Malum meşhur Daha set mekanınız. aynen. Ben de işte bizim yani evdekilere fazla şey yapmayayım diye, vallahi riske atmayayım diye, benim küçük de biraz kronik sorunlar var biliyorsun, rahatsızlıklar Evet, en evet, küçük evet. kızımda. Evet. Onun için sette kalıyorum. Buradaki otelde kalıyorum bir haftadır. Bir haftadır da setteyim yani. Hiç Sen gitmiyorum İstanbul'da olmana rağmen bir eve. otelde Gitmiyorum eve. kalıyorsun ve eve Evet. gitmiyorsun. Ha, bu da bir Evet. değişiklik. Peki bütün oyuncular için geçerli mi bu yoksa sen mi böyle tercih ettin? Benim özel bir durum olduğu için, Ha, benim en anladım. küçük kızım da özel bir durum Evet, olduğu evet. için Evet, ben anladım. yani eve gitmemeyi tercih ediyorum. Riske atmamayı valla. Anladım ama maksimum önlemleri alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Zaten Alıyoruz. Alıyoruz hayatım. Yani işte mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir de sürekli maske kullanımı konusunda birbirimizi uyarıyoruz. Bu şekilde hani normalize etmeye çalışıyoruz hayatımızı ama tabii zor oluyor. Çok zor oluyor zor yani. oluyor, evet. Evet. Valla Evet. artık tabii ufak ufak başlayacak işler. Yani tahmin ediyorum zorluğunu ama hayat işte
yeni mekanlar açılınca, hayat biraz daha işte özellikle kamusal alanlar açılınca falan tabii ki sektör de durmayacak. Ben eminim çalışmak zorunda olan insanlar için bu iki ay, evet. Hatta iki ayı da geçtik mi? Üç yani aya yaklaştık hayatım. Üç aya geliyoruz. Yaklaştık. Eminim çok zor zamanlar geçti. Ne zaman başlayacağını bilemiyor olmak birazcık gerdi insanları. Evet, maalesef. İyi, güzel. Peki yayına ne zaman başlıyorsunuz? Yayına da aslında hani birinci bölümü bitirmek üzereyiz. Birkaç güne bitiririz herhalde. Yayına da 15'i 16'sı gibi Haziran'ın gireceğiz herhalde Demetciğim. Ha, çok yani stoksuz giriyorsunuz. Stoksuz giriyoruz, evet. Bir bölümle giriyoruz yayına. Biraz da işte hani şu anda hiçbir dizinin olmaması, hiçbir komedinin olmaması falan falan, evet. Yani bizi bir an önce yayına girmeye itiyor diyelim. Çünkü bir taraftan da insanları eğlendirmek, güldürmek, bu stresli ortamdan uzaklaştırmak da istiyoruz açıkçası. Peki Cengiz, biz o sevdalıkta ne eğlendik, ne eğlendik? Ay sorma. Ne güzeldi ya. Ya o komşuluk, o yani Fırtına Deresi'nin kenarındaki o ya, evimiz... Çamlı Hemşire özlemiyor vallahi musun arasında? Ben nasıl çok özlüyorum, hala ya görüşüyorum. Çamlı Hemşire'den hep insanlarla görüşüyorum, o dostlarımızla, akrabalarımızla. Evet, valla bizi şu anda yayını izleyen varsa... Evet, Çamlı Hemşire'ye çok selamlar. Fırtına Deresi'ne selam olsun. Aynen, Çinçiva'ya. Biz bu arada Zümrüt Arol'la yaptık programı. Evet. Hayat biraz daha normal olsun, yollar açılsın. Çinçiva'ya gidiyoruz. Bizim ilk tatil programımız Çamlı Hemşire. Gideceğiz. Kesin kararlıyız. İnşallah. Beni çok de alın aramızda. Çok güzeldi. O şiveyle ayrı boğuştuk. Yazdık, aynen, çizdik. Aynen. Birazcık bugün... sen misafirim olacaksın diye aslında settesin. Çok da tutmak istemiyorum ama biraz kamera arkalarına da baktım yani bayağı. Evet. Senin oyunculuğunda ben bir şey, bir tuhaf bir durumu var. Sen hani böyle senaryoda ne yazılırsa yazılsın, onu bir komik hale getirmeyi başarabilen bir sihirbaz gibi bir şeysin sen. Hayır yani hayatım. Gerçekten ben bunu iltifat diye söylemiyorum. Bunu tespit ettim. Nerede tespit ettim biliyor musun? İnanmayacaksın. Sen bile bilmiyorsun, ilk defa söylüyorum. Parmaklıklar Ardında adlı dizide. Orada sen, kötü karakterdi. Kötüydün evet. Ama ben seni seyretmek istiyordum devamlı. Sonra niye seni seyretmek istediğimi senle oynayınca buldum. Seyredilisi bir halin var senin yani. Bu adam biraz daha ay canım. Yani. Ay canım benim ya. Ya ben de yani, senin için aynı şeyi hissediyorum, yemin yani ediyorum ya. Yani oynadığın zaman da, yani kötü adamı oynadığın zaman da sempatik olabilen bir adamsın ki bu çok zor bir özelliktir, biliyor musun? Sen Hitler'i de oynasan sempatik oynarsın. Koy güldürür müyüz diyorsun Hitler'i? Güldürürsün yani bence. Ay bana Allah'ım vallahi. Yani. Şeyde yani. Cengiz... şeyde çok güldüm sana. De seni aradım biliyorsun gece yarısı saat kaç olduğuna bakmadan. Cinayet Süsü'nde. Çok komikti. Vallahi evet. Cinayet Süsü çok öyle bir film oldu ki Demet'ciğim. Yani çok biz şimdi seyirci de çok tuhaf. Yani işte hep de hissettiklerimiz gerçek olmuyor maalesef. Hani seyirci de ikiye bölündü. Hani yarısı hiç sevmedi. Yarısı deliler gibi sevdi filmi falan falan. Yok, böyle. Eğlenceliydi yani. Bir kere genç çocuklar var, ben o yazar kadrosunu ve birlikte üreten o kadroyu da çok seviyorum. Doğu var, Feyyaz var. Hep takip ediyorum. Daha önceki filmlerini de izlemiştim. Ali Atay. Evet. Çok Feyyaz. Çok güzel. Ben seviyorum onların mizah anlayışını. Evet. Evet hayatım. Valla biz hakikaten şaka yapmıyorum. Yani birçok sahneyi, hemen hemen hepsini hep 8-10 tekrarla ve gülme krizleriyle oynadık. Oynayamadık. Yani çok yani tahmin ettim ben. Yani sette aşağı yukarı neler olabileceğini tahmin ettim. Çok acayip şey. Senin de olman lazımdı orada. Kesinlikle olman lazımdı o şeyde. İnşallah olur. İnşallah yaparız beraber. Seni çok tutmuyorum sette. Yo estağfurullah hayatım. Estağfurullah. Yani soğukta da bekletmek istemiyorum dışarıdasın. Yok sorun değil. Ne demek? Toparlayabilirim her an. Yok sorun değil. Sabaha kadar sürecek mi bu akşam set? Yok. 3 tane gece sahnemiz var. O 3 gece sahnesini çekeceğiz. Çok uzun değil. Yani 1-1,5 saatlik işimiz var. Çalışma sürelerine ve saatlerine dikkat ediyorsunuz. Uyuyoruz. Sendikasal bir hareketle sana bir uyarıda bulunayım. Evet. Biliyorum hayatım. Görüşmeleri, toplantıları da biliyorum. Şimdi reklamcılar da galiba set saatleri konusunda. Çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Öyle. Ben
eminim yapım şirketinin de biliyorum çok titiz olduğunu. Evet. Büyük bir titizlikle sizi koruyorlardır ama yine de henüz tam olarak hayata eskisi gibi devam edemiyoruz. Yok. Hala tedbirlerimiz var. Aynen aynen. Bu uzun evet. sürecek galiba Demetciğim ya. Evet, hani böyle normale dönmemiz, Ali eski normale dönmemiz yok. Tabii ki. Baş üstüne. Evet, 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 o süreç da sevgili dostum, ona da selam olsun. Eminim tabii ki. Çok evet. titizlikle çekiyordur. Çok evet. büyük büyük kolaylıklar diliyorum. Kendinize sağ ol hayatım. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce pardon. Söyle hayatım. Dinliyorum. Ha, ben şey diyecektim. Biraz önce Gupse'yle son Gupse'nin son 5 dakikasını izleyebildim. Evet. Setten ayrıldığım için bir korku komedi gibi bir şey dediniz. Ona beni de alın hayatım. Lütfen sensiz, rica ediyorum. Ben korku filmi. Gupse'ye hep söylüyorum zaten. Gupse bir daha tabii bir daha ki. Çalışalım diye sen vallahi. Ya zaten yani. Sana az önce söylediklerimden sonra Gupse'yle konuştuklarımı bağladığım zaman korku komedi sen bir numaralı adamımsın. Ya hiç vallahi ya. Çok ben korku filmi seyredemeyen bir insanım biliyor musun Demet? Ha, işte ben hiç seyredemem. Ben hiç korku filmi izleyemiyorum. Ama korku komediye de varım yani. Gel Cengiz. İşte gerçekten korkuyorum Demet. Vallahi korkuyorum ben de. Korku evet. filmlerinden. Gece rüyalarıma giriyor falan. Onun için ben yıllar evvel çok gençken yani 21-22 yaşında bıraktım. Yani korku filmi seyretmeyi ve kaçıyorum. Açıldığında hemen kaçıyorum falan yani. Abi şahane. Biz ilk fırsatta Gupse bize bir korku filmi seyrettirsin. Öyle dedim. Evet yani evet. Kadroya alındın hayatım. Aynen. Bir odaya kapatsın bizi korku filmiyle imtihan etsin bizi önce bir. Evet, evet. Seyredebiliyor muyuz diye bir. Ben hiç korkarsam arkadan yanaşıp saçımı çekecekmiş. Öyle dedim. Ay vallahi. Ba. Yani beni de alın o ekibe. Korku hiç korku komedide varım. Yani. Zaten başka bir iş yapalım. Farklı olmaz. Bir iş yapalım. Şurada önümde bir biyografi var. Cengiz'in çektiği filmler diyorum. Bir de biyografinde Türkiye'ye geliş tarihine göre 2 sayfa doldu. İki evet evet. Senin vallahi doğrudur. Doğrudur. Ben geldiğimden beri durmadım. Geldiğimden seni beri durmadım. Sete geri yolluyorum. Ben sağ ol hayatım. Bizler devam ediyor. Bu gece kalabalık sağ ol. Gece. Sağ ol. Bütün öpüyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Herkese bir selamlar bu arada katılanlara da. Sağ ol Demetciğim. Hadi bay bay. Şimdi gelir benimki. İşte geldi. Sürmüş rujunu da. Çok tatlıdır. Bakayım ona. Evet, yayındasın şu anda. Aa. Çok ay, güzel gördüm seni. Vallahi. Hiç buradan sana seyirciye, süslendi. Şu anda bizi bak. İzleyenlere ay bak, bir de hasret kaldık demeyelim. Evet bırak tebrik ediyorum. Bende de var aynısı. Bende de var aynısı. Aa geldi bak. Şey kalabalık kadroyu gördün mü? Ama ona dayanamıyorum. Ama ne yapayım hayatım? Sedefsiz ben bu programı yapamam. Ben burada nasıl gözlüğümü takacağım? Buradan onu mu yayına alacağım? Yok efendim kahvem soğudu. Yani benim olmazsa olmazım Selma Sedef kadromuz durumu korku bu. Korku filmi ben de seyredemem. Ve işte katıldı. Ve işte katıldı korku asla filmi. Asla seyredemem ve benimle seyredenlere de hiç huzur yani şöyle korkmam. Aman çocuklar. Allah aşkına. Böyle yazıyor. Dertim var. Nereye gitti? Evet. Heh. Hayır sende ne oldu vallahi? Ben sabit korku filmi deyince ne oluyor? Ay ben gene mi bağırıyorum acaba? Ben niyeyse duyulmuyor zannediyorum bağırıyorum ya. Sedef oradan bana devamlı yavaş diyor. Seyirciler de yavaş yazıyormuş. Gözlüğümü takmadım diye okuyamıyorum. Ama hayatım Sedef'le senin ses tonun arasında dünya kadar biri kuzey biri güney. Yani evet, gerçekten Sedef... alakanız yok. Yani biri haydi gibi. Evet kibar kibar konuşuyor. O ben avaz avaz. Ben illa 500 kişiye duyuracağımı zannediyorum şu anda. Halbuki odada sessiziz 3 kişiyiz. Ne bağırıyorsun? Olsun. En arka sitedekinin bile duyması çok önemli. Sarı sıradaki duyacak. En arka sitedeki. En sitedeki. Tabii sitede oturup en arkada. Tabii, en arkada. Evet. En arka sitedekine duyuracak. Ben çığlık kıyamet bir flörtüm var kaç sene önce. Paranormal evet. Activity 2 yeni gelmiş sinemaya. Çocuk da evet. dedi ki beraber izlemeye gidelim. Ha. O da böyle o zaman korku filmi çıktı ya.
Bu olay 1942'de yaşanmıştır diyor zaten. Ha, orada tamam, bir zaten korku oradan bir içindesin. Bir de devamlı el kamerasıyla çekiliyor. Şöyle bir şey var bak. Tabii o hareketli zaman, kamera en korkuncudur ya korku filminde. Hoca sinema perdesinde beni kesin yani. En son böyle çocukla tatlı tatlı seyrederken kadın mutfağa girdi. Hiçbir şey yok girmesiyle bütün çekmeceler ve dolaplar pat diye bir açıldı. Rezil bir sahne. Ha oymuş yani. Tamam mı? Oymuş yani. Çekmecelerin nasıl açılmasıymış. Neden açılmış? Daha bilmiyoruz kim açmış, neymiş falan filan. Ha. Bir bilinmeyenli Cenk ben zaten kardeş. Şu anda filmi değil de siz orada çocukla nasıl seyrediyorsunuz o filmi, o korku filmi? Ben oradayım. Ben çocuklarıyım şu an. O çocuğun. Yazık, yazık diyorum. Paraladın sana. Mı çocuğu? Vurdun etti dizine mizine tırnaklarını geçirdin. Yani çocuğa orada. Sosyal hayata ayak uydurabilmesi için sonraki 3 yıl burs ayarladım. Öyle söyleyeyim. Evet, bu güzel. Gerçekten aranızı. Söylüyorum yani. Ve şöyle tepki verdim bak. Ah! Ah! Peki, İnanılmaz kötü seyrediyorum ama benim korku filmi seyretmem çok ünlü. Yani Gonca'ya korku filmi seyrettirelim. Korku filmi seyrettirelim. Başta hele ki bir eve gitmişler, ev çok eskiymiş. O evde daha önceki oturanların kardeşlerin yeni oturanlara verdiği rahatsızlık içerikli konular. Ay 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 bağırdırıyor o. Her şey çok güzel. Zaten çok fazla komik olaylarla başladı mı bil ki artık sen 10-20. Dakikasından sonra perişansın. Hayır, gecenin bir yarısı sesini sen de duyarsın. Sende de şey var mıdır mesela? Bunlardan hangisi ölecek acaba diye. Ben onu da merak tabii ederim. Ki. Ben şeye bayılıyorum. De kalmaya devam ediyorum. Bir daha o evde niye kalınır abi? Niye kalasın? Kira, niye değil mi? Kira istemeden verirsin o eve. Pulunu pırtını toplayıp kalkar gidersin evden. Aa. Atlarsın, numaranı verirsin. Sen benim pulu pırtı topla bu numarayı ara dersin. Getirin. Ama işte yani. O bilinmezler çözülecek. O eski anılar açılacak. Kapılar kendi kendine açılacak. Gıcırt diye kapanacak. Yok biz ona bir anda kapıda kedi varmış ceryan oldu diye zannedeceğiz. Onlar zaten bir yaklaşık o matematiğinde onun galiba bir yarım saat bu var. Yarım saat sonra başlıyorsun iyice ardı arkasına sonuna kadar korkmaya. Kız bir de bunlar yaşarken konuşmayı bilmeyen insanlar ölünce de mi bilmiyorlar ya? Filmin sonuna gidiyorsun. Filmin olmaz. Sonuna gidiyorsun. Ne yersen babasına çok kırgınmış. Benim niye huzurumun içine? Evet ya. Ne eziyet ettin bana babana kırgınsın diye. Evet adam gibi söyle. Merhaba ben ruhum. Bu sorunu atlatamıyorum. Başak Burcu bir ruhum. Takıntılıyım. Ay şu anda bak şu anda Gupse bizi seyrediyorsa çok eğleniyordur eminim ben. Vallahi yazarsa alttan okuyacağım. Bilmiyorum seni alır mıyız biz bu korku filmi seyretme seansına. Bu kadar beni... kötü korku. Yok bana göre değil diyorsun. Yok ben yok. Kötüyüm diyorsun. Ben izlerim ama fenayım yani. Ya şöyleyiz geçen kızlarla işte komşular geldi korku filmi seyrediyoruz yastık burada çayımı da buraya almış. Ama senin peki bu ısrarın ne? Seyredemiyorsan seyretme kardeşim kızlar geldi ayıp olmasın diye mi açtın korku filmini? Ama konu yani o bir sahnede görüyorsun konu genel anlamda ilerliyor diye. Ve şöyleyim komşulara taciz ötesi ne oluyor? Tam olarak ne oluyor ama şekil ne? Adam içeri girdi kadını gördü mü? Akıcı konuş. Yok anladık ki. Anlat. İnanılmaz bir şey ya. Ama bunun biz sorumlusu gene annem. Korku bak, filminin bana... kamera arkasını yapalım. Daha komikmiş bu. Korku filminden kamera arkası. Ben annem böyle Mevlana vakıfları bilmem ne birlikler kardeşlikler 90'larda dünyayı kurtarıyorlar bir grup insan. Evet. Bana dedi ki Altıncı His diye bir filme gittim. Aa evet meşhur muazzam film. Bir film dedi. Bak şimdi ne ölü var ne diri var ne biçim hiçbir şey söylemiyor. Evet. Senin dedi bu filmi seyretmen lazım. Kız gözün çıksın. Orta sona gidiyor film girdiğinde. Ben okuldan çıkmışım. Daha o zamanlar çıkmışım, benim taklitimi yapıyorsun. O zamanlar işte onlar. Tabii o zamanlar. Evet. Evet, evet. Abi
Ben gittim sırt çantasıyla. Anladım tabii daha filmin başında. Rex sinemasındayım. Üç kişi var. Evet. Yani dev sinemada söyledi. Yani. Oradan duyuyor musun? Gel buradan duy. Evet Sedef de dinliyor. Dayanamadı. Şu kadar evet. Çantayı tuttuğunuz göz var ya sırt çantasında evet. İlkokul. Şöyle küçücük. Oradan evet. Seyrediyorum böyle koca filmi. Böyle evet. böyle seyrettim koca 6. yüz filmini. Hiç bir şey anlamadan çıktım. O zaman da anneannemler falan filan oturuyor dedim böyle böyle anne dedim eyvah. Neden beni bu filme gönderdin dedi. Ama dedi işte böyle oluyor kızım bazı insanlara görünüyorlar dedi bitti bende korku. Peki filmi. Peki ben sana şimdi bir korku filmi seyrettireceğim bekle ver bana Selma şeyi bizim anladın ne demek istediğimi. Evet evet şeyi ama fır fır yüzümüz. Bekle sen duymamış ol. Ay onun devamında. Devamı dur. Bir dakika sen bizi korku filmi çekmediğimizi mi zannediyorsun? Bekle. Geliyor şu anda bekle. Seyircim de beklesin özür diliyorum seyircimden. Al sana korku filmi. Evet, işte Arap korku filmi. Evet, çektik. Korku filmi çektik tabii. Ama yalnız çok Atay'la o kaldığımız otelde evet. Gece böyle diye böyle palmiyeler eriyor. Şey oldu ya Atay'la yaptığım Atay'la sohbetimde de konuştuk. Hava şartları 3 gün 3 gece fırtına vapur kalkmıyor. Biz mahsur kaldık. Oyuncular gelecek. Adaya gelemiyorlar. Biz gideceğiz. Gidemiyoruz. Orada kala kaldık. Senle pijamalarımızı giydik. Ayağımıza terliklerimizi, pofuduk terliklerimizi geçirdik. Açtık filmleri seyrediyoruz. Bir yandan da dışarıda inanılmaz bir uğultu. Sonra işte havalar düzeldi de yüzümüze çamurları sürüp ahşap ahşap şeyler ne o güneşlendiğimiz şeyler uçtu ya böyle birbirine. Evet. Yalnız ben şunu fark ettim programa başladığımdan beri şu yayına. Sanki ben bu yayını konsepti korkuymuş gibi oldum bir anda. Konsept korkulu bir yayın yapıyorum. Katılan konuklarıma neden ne kadar korkarsınız diye soruyorum. Bayağı güzel malzeme varmış ama bu korkuda. Evet evet ya ben sana evet. Diyorum işte Ata o zaman dedi ya bu otelde Anamos'ta dönen bir takım korku dolu hikayeler yazalım diye. Evet. Bir daireden biri çıkıyor, bir daireden biri çıkıyor ya devamlı evet. Üçümüz arasında. Bizden başka kimse yok zaten. Otel bizim. Tabii tabii. Taşkın kapanık. Abiyle Ata arasında döner. Taşkın abiyle Ata mı? Evet doğru söylüyorsun. Peki. Öyle. Sen geç korkuyorsun. Bak yayın şeyimiz geçiyor, vaktimiz geçiyor. Şu şarkıdan öyle. Bahset biraz. Şahane şarkıdan. Dinlemelere doyamıyorum. Çok güzel olmuş şarkı. Aferin sana. Çok güzel söylemişsin. Vallahi birazcık sen anlat ya şu şarkıyı. Ya işte ne anlatayım? Nasıl zaten oldu? Nasıl iki bitti? Sene, iki sene önce aslında Sezen Aksu'yla aslında hiç parçayı isteme mevzusu olmadı. Yani böyle bir şarkı üzerinden konuşmadık. Biz çok güzel bir sohbet evet. ediyorduk. Sohbetin üstüne aslında bu şarkının içeriğiyle o sohbet böyle denk geldi. Öyle olur ya hayatın içinde. Ha. Ben de o zaman Emir Ersoy'un albümünde Sabır'ı söylemişim. Ay dedim Sezen sen Sabır'ı dinledin mi ben? Aa falan derken Sabır'ı dinledi. Çok beğendi. Hakikaten çok beğendi. Onu Göksel de şarkıyı verirken zaten çok beğenmişti. Sonra dedi ki ya Canan dedi aslanı şu şarkıyı bir şey yapalım mı dedi. Yani bunu bu Gonca'ya çok gider dedi. Normal yaptığı parçalar arasında şimdi bir sürü tarzda zaten şarkılar besteleyen bir Ozan ama hayatım, şimdi akustik versiyonda yani 15 bin tane şarkısı var artık yani yapabileceğimiz bir şey yok kadın üretiyor yani yapabileceğimiz bir şey yani, yok sinir bozucu yani. Bir şekilde yazıyor yani aynen öyle o kadar akustik bir şey ki bu dedi yani çok da güzel olur falan. Fakat şarkıyı girdik stüdyoya okuduğum bazı şeylere böyle beraber bir de bendeki gerilime bak ilk onu okudum. Yani ilk stüdyoya girmişim bir şarkı okuyacağım.
Hani Türk filmlerinde sanatçı girer de Orhan Gencebay böyle birine okur ya falan filan. Hani böyle Ha. şey, ilk Sezen Aksu'yu okuyorum yani. Öyle bir gerilim ki, ama Çok tatlı bir gerilim. gerilirsin. Ne hata olsa, neye dikkat etsen falan, hoca gibi. Zaten hocalığı da çok güzel. Abi şarkı 2 sene durdu bende. O süre çünkü dizi oldu, o bitti. Düğün salonunu çektik, o bitti, Ha evet. bilmem ne oldu. Hep kafamda dönüyor, nasıl olsa, nasıl olsa, nasıl olsa. Ya parçayı aldın, iş bitti de demek. Düzenleme, canlılar, hani başka Tabii. bir taraf Ama var bir de. Sezen zaten onların hepsini de o seni alıp stüdyosu koyduğu andan itibaren öyle bir yönetir ki yani hepsini de yerleştirir her yere. Tabii Neyi ama nasıl söylemen gerektiğini istediğini alana kadar şeyleri bir kere çok söyle. güzel. Ama bu hikayeyi bu kadar uzun anlatacağımıza söylesene şu mırıldansana şu şarkıyı birazcık. Bak geliyor terlik geliyor. Ay Çabuk. yapamıyorum. Bir Suzan kardeşte bir bende yok bu huyum. Suzan kardeş de sinirlenip şey yapıyor ya. Söyle deyince söyleyemem ben. Söyle deyince Ben söyleyemem. şarkıcıyım diye. Evet. Şeyi hatırlıyor musun? Hep beraber bir akşam BKM'nin üst katında kuliste. Hangi oyundan sonra, neyden sonraydı ya? Hayır, sen yoktun. Ata'ya gittik hep beraber. Ben Ata'nın Evet. oyununu seyretmeye gittim. O Ha ben geldi, bu yoktum geldi. dedi. Herkes, bir sürü insan gelmiş o gün, tesadüf. Ay bir sevindim, onu gör, bunu gör. Yukarıda şarkılar söyleniyor. Ben de dedim ki, ay Suzan ne olur dedim, benim sevdiğim şarkıyı söyle. Sezen'in hani Kır Çiçeği Sinirlendi söyle. mi? Bu şimdi başladı. Hiç olmazsa, ama çok ses oluyor burada. Ben sana kulağına söyleyeyim. Hiç olmazsa diye benim kulağımın sonunda bir şarkıyı. Sonra oradan da sıkılıp yaptı. Ben sana sonra söylerim. Şimdi böyle olmaz. Ben sanatçı olmadığım için bunlar böyle konuşunca benim kafam atıyor Bir de şöyle dedi. yapar ya, bu sanatçıların içinde, bu oyuncuların içinde şimdi ben bunu bana bunu söyletme sinirlenir de. Ağız burun Evet. kıvırır bunlar, bir şey der diye. O yüzden sen öyle Söyleme bana o zaman söyletme. ben şeyden azıcık böyle çalacağım arkadan. Çalamıyor muyuz? Çalsana şu şarkıyı çalamıyor musun? Yok mu önünde şeyin? Ya Birazcık demet, mırıldanmanı istiyorum. Çok azıcık demet, ya ben çok seni ne istiyorum. zaman oynayacağım ya? Allah aşkına ben seni ne zaman oynayacağım ya? Yani yemin Oyna. ediyorum senin duygu geçişini Pentagon yakalayamaz ha. Yemin ediyorum duyamaz yani. Ama bak çok hazırladıydım ben kendimi. O güzel şarkıyı mırıldanacağım diye. Bak Sedef açtı. Ver Sedef. Açtı işte sen. Ay çok güzel şarkı. Bir şey eksik, bir şeyler eksik. Hiçbir şey bilmemek Hiçbir şey kendi bilmemek hakkında. kendi hakkında. Dublaj yap bari Ay güzel, kendine. güzel. Klip çekmedim, klip Klip çek. çekeyim. Ha ha yap yap bak öyle yakın yapar öyle güzel. Bana gerek yoktu. Yeryüzünden, gökyüzünden de çoktu. Aslanım. Son zamanlarda uğramaz oldum. Uydurdum yeni bir hikaye. Evet bu kadarcık dinledim. Çok da çok sakin. Bu Şarkı kadar çok güzel. güzel. Sen de güzel söylemişsin. Aferin çocuğum. Otur on. Aa. Evet. Dijitalden artist mektebi çeviriyor kadın. Evet Aferin artize. çocuğum, otur ol. Otur on. Yıl ya da yıldızlı peki. Ay yıldızlı peki. Bir de Tabii. bütün hepsini peki alırsın. Hoca notlara yazar. Biraz daha iyi çalışarak daha başarılı olacağına inanıyorum. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Güzel güzel. Çok bizim İyi. laf bitmez. Bugünkü böyle bir şey Haldun abinin kulakları çınlasın. Şey dedim ben bugün için. Haldun Dorman finali bu dedim. Böyle kalabalık sahneye bütün hepimiz çıkıyoruz bugün dedim. Şimdi andık adını hiç merak etme. Senden sonra Suzan geliyor. Oh. Finali de yapıyorum ama bu sohbete doyamadım. Belki bunun devamı gelir. Ay bilmiyorum belki de yer alırız Instagram sayfalarında böyle iki Vallahi ben kişi. seninle Demetciğim mümkün olursa eğer önümüzdeki hafta canlı yayında dizi çekmek istiyorum. Dizi 140 çekelim. Evet biz dakikalık öyle bir çalışma dizilerin yapalım. 104 tane repliği 6 dakika boyunca nasıl oynadılar adlı. Biri de dakika tutacak. Tamam olur tutturalım. Bunu Tamam. yapalım Tamam. tamam. Tamam canım. Hadi öpüyorum sizi. Seni öpüyorum, seviyorum. Sedef de selam söylüyor. Rujum da çok Herkese yakışmış. selam. Hadi güle güle. Hadi Bay güle bay. güle.
Ay ya, işte ya demek. Ha. Ya bu Gonca benim dakikalarımı yedi. Ne hakkı var ya? Yedi. Hayatım ne yapacağım artık? Ekstra dakika alacağım senin için. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Parasıyla Ruşu değil güzel. Mi bu? Veririz parayı, alırız dakikayı. Yok Ruşu güzelmiş de, yok sesi güzelmiş de. Hayatım o gitti, boş ver sen şimdi. Senden daha iyi bu kırmızı ruju taşıyan kaç kadın var şu yeryüzünde? Ay lütfen ya. Ayrıca evet. O korku filminin makyajı benim tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ya Suzan, acaba senin makyaj yapmadığın bir şeyde ben herhalde oynamadım şimdiye kadar diye. Belki okuldayken falan. Yok, bir tane arada kaçırmışız Demet. Kaçırmış mıyız? Evet. Bir tane senin ev kadını oynadığın bir tane var ya. Ha evet evet, görevimiz tatilde yoktun sen. Evet. Ve sesin niye gelmiyor bana çok? Neden gelmiyor? Bak ha, işte sen hep bana diyor ki küç alçak sesle konuş. Bak alçak sesle konuşunca gitmiyor sesim. Yok yok yok, tamam tamam şimdi oldu. Sen bağır be, sen bağırmayacaksın, bağır. Ay evet, ay gök gürlüyormuş bir yandan da bu arada. Sedef, o benim sesim değil, gök gürlemesi. Sen ikide bir bana yüksek sesle konuşuyor diyorsun. O gök gürlemesi, ben değilim o. Evet. Olsun yine de gök. Suzan. Hey canım. Yıllar, yıllar, yıllar. Nasıl sığar şurada konuşulacak 20 dakikaya, 15 dakikaya, 1 saate, 2 saate. Evet. Gonca Suzan. Çok yıllarımız ya. Geçti. Güzel. Anlatsana beni Şan Tiyatrosu kulisinde gördüğün zamanı. Ya Şan Tiyatrosu. Kuvayi Milliye zamanı. Evet ya. Biz artist mektebi oynuyoruz. Siz de şey. Sezen Aksu mu? Sezen şey oynuyoruz. Hisseli Harikalar da yok. Yok yok yok, bir dakika. Hayır, Hisseli Harikalar değil. Sezen Aksu Gazinosu mu? Aile Gazinosu. Şey. Adil ama abla Sezen... var. Adil evet. Abla var. Ayşen Guru da var. Ayşen Guru da, Adil abla, Adil herkes var. Derbi, Savaş var rahmetli. Hisseli Harikalar. Hisseli Harikalar kumpay. Yok evet. Değil ya. Değil değil. Ne? Senin yanında da Neriman mı var? Bu burada. Bak ben ay. Şimdi Bodrum'dan koştura koştura İstanbul'a dönüyorum sete. Biz de Pazartesi Motor diyoruz. 80'ler dizisi. Anlamla çıktık yola ama benim burada sahne aldığım bir yer var İzmir'de, Güzel Bahçe'de, Simge Simge diye bir yer, Simge Balık. Evet. Oradayız, oraya geldik. Balıklarımızı yedik. Apar topar lezzetli lezzetli. Evet. Şimdi onları susturdum hepsini. Ben seninle muhabbete oturdum. Aa şahanesin. Yani o oraya set mi kurdun kendine? Şu anda set kur. Aa portatif ben ya. Her yerde. Evet. Ya evet. Peki benim ya siz bu iki kardeş yani gelsene. O kadar yıllarımız ya yani. Neriman gelsene oraya. Saçların göreyim yüzünü Neriman'ın da. İğrencim ya, bu saçlarım çok güzel olmuş diyor. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Saçlarına bayıldım. Çok güzel. Aa bayıldım. Yerim ben seni. Sen de iyice kısaltmışsın kafanı, saçları. Bırakmış bu. Her zamanki gibi kısaltıyor. Evet, evet, kısacık saçları. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Demet hep hayali oyunculuk yapmaktı. Evet. Ev yapımı dizisinde iki kardeş oynadık biz. Aa. Evet. Bak sen şunlara. Bu kardeşler beni senelerce ve senelerce. Bizim bir kere 52 bölüm Neriman'la şey var. Sketch programım var benim ATV yıllarca. Ay evet. Neriman ne günlerimiz geçti. Aman boş ver, oraları anlatırsak. Ama oh oh evet oh, oh. Önümüze bakalım. İyi yayınlar. İyi, sağ ol hayatım benim. Sakın saçlarını kesme. Yok yok. Böyle böyle artık bıraktım, gidiyor bu. Artık önümüze bakıyoruz Demet. Korona, evet, evet. Korona sonrası. Peki ben sana, yani ben seni biliyorum aslında ve cevabını da bir kere de bizi takip edenler duysun diyorum. Yani Suzan kardeş deyince neler yazmamız lazım bizim altta? Yani, neler? Bir susar mısın? Meslekleri ben... say, meslekleri say bana. Susun bakayım. Daha neler yapacaksın acaba, çok merak ediyorum. Resim, heykel, ne yani, daha neler olacak acaba? Yok, kitabımı hazırlanıyorum. Resim var, onu biliyorum da. Kitabımı hazırlanıyorum. Ah işte bir okusurdu, onu bekliyorum zaten. Valla. Çünkü Meral Çetinkaya bir gün şöyle bir laf söyledi bana. Bir gün dedi, bir haftam senin kitabını satın almak istiyorum dedi. O böyle kazınmış benim kafama. Hem de Vizontele zamanı. İlk Vizontele. Ha. O zaman benim kafama kazındı ve ben o kitabı yazacağım. Ama böyle şey gibi, yani biraz eğlenceli bir şey olacak. Ya biraz eminim gerçek. Öyle olacaktır ama yani gerçekten benim herhalde sektörde bir tane daha yok yani bu kadar. Hem sektörün içinde hem dışında
birçok farklı meslekte, bir de profesyonel şarkıcılık kaç sene oldu Suzan? Kaç albüm oldu? 6-7 albüm oldu mu? Oldu oldu. 7 albüm oldu. Son 2 tane de tekli çıktı. Onun da albümü hazır. 8 olacak inşallah. Ben öyle hatıra diye başladım. Makyaj var, oyunculuk var, şarkıcılık var, eski meyhanecilik var. Allah var, oğlu var yani. Bekriya'ya gideriz Suzan. Otururuz koltuğa, makyajı yapan Suzan. Gideriz bir yere şarkıyı söyleyen Suzan. Çıkarız sete yanımızda oyuncu Suzan. Şey vardı ya senin proje. Kaçalım Suzan kardeş geliyor. Ha şimdi neydi, o. Neydi öyle bir şey vardı? O şimdi şöyle oldu. Suzan'a geldiler. Ha. Suzan'a geldiler oldu artık. Çünkü geldiler, bana geldiler. Geldiler artık. O gelenleri kullanmam lazım artık Demet ya. Bir gün geliyor ve o gelenleri değerlendiriyorsun yani. Vallahi şahanesin ya. Çok sen tatlı. Misin? Sen nasıl yapıyorduk aynanın karşısına bakıp da ne diyordun bana? Şimdi otururum koltuğa, sabah giderim sete. Yani bir de tiyatro çekiyoruz diyelim. Ben sabah gelmişim 9.30. Klasik Lütfiye Peruğumu kafaya geçireceğim. Test gelmiş, daha henüz 15 sayfası gelmiş. Gerisi fırından çıkmamış, yazılıyor daha. Ya, mucizevi işler yapıyorduk yani. Evet. Gelmiş set, bakıyorum bir yandan göz ucuyla böyle hafif böyle bir ezber yapıyorum. Bir yandan aynada Suzan'a bakıyorum. Suzan'ın da fazla öyle kıpırdanma da yersin kafana dayağı. Öyle fazla bir kıpırdanmayacaksın. Sinirlenir. Kimseyle konuşturtmaz yanında. Şöyle bakıyorum. Ay dediler. Demet Hanım yalnız şey dedi. Derya geldi. Lütfiye evle başlamıyoruz bugün dedi. Bir bakın isterseniz sahneye dedi. Ana gittim bir baktım. Bir oduncu deposu kurulmuş sahneye. Bu ne dedim ya. Dedi okumadın. Şimdi dedim yeni başladım daha okumaya dedim. Bir baktım yazmış bizim Yılmaz. İşte bilmem ne bilmem ne odun deposu, Feriştah sağdan girer. Parantez Feriştah'ın yanında ellerinden öper bu tipleme bacım. Aa. Ya şimdi hadi dedim çıkar Suzan Peru, Lütfiye Peru'nu. Burada başka bir şey oluyormuşuz dedim. Ne yapalım ne edelim, onu yaptık bunu yaptık bir sürü şey yaptık, kafamıza onu geçirdik bilmem ne. Ya dedi Suzan, bir yandan makyajımı yaparken bir yandan üstten Suzan da okuyor teksti ama. Şimdi buraları seyirciye anlatıyorum. Suzan derken sen sanki burada yokmuşsun gibi oldun. Yokum, yokum ben. Ya sen yoksun. Böyle bakıyor. Ya dedi, bu galiba Demet dedi şey yapıyormuş dedi. Bu dedi odunları ıslatıyor. Bu dedi biraz da dedi sahtekarlık var bunda dedi. Odunları ıslatıyor. Bu dedi bir hafif böyle bir şey durumu var bunun. Bunu dedi öyle bir yapalım ki dedi. Aa, ondan sonrasını sen anlat artık. Misafir evet. Sensin. Çok konuştum ya. Hayır. Sen anlat. Şöyle bir şey oldu. Ben dedim ki ya bu kadın odunları ıslatıyor diye bir sahne var orada. Odunları ağır çeksin diye. Ağır çeksin. Sahtekar. Ben de dedim ki Demet bu kadının anası da sahtekarmış. Tabii. Şöyle düşündüm. Bu genetik bunun sahtekarlığı. Evet. Tabii. Eskiden çünkü şeymiş böyle hani işte hani naçizane burada yanlış anlamasın insanlar ama tatlı aslında bir hikayedir bu ve bilinen bir şeydir. Geleneksel bir şeydir. Komşunun çiçeğini çalarmış. Çalınan çiçek çok güzel büyürmüş çünkü. Komşunun evet. Çiçeğini takıp burasına takan kadın çocuğunun evet. Yüzünde leke çıkarmış hamileyken yaparsa diye. Ben evet de söylemiştin bana bunu. Öyle düşünüyor. Şu kariye mapirunde palamande mapirunde palamande çaye. Devam. Alerte kalmay. Çay şu kariye. Bir oğlu dikman çaya. Sen de. Dur orası değil. Aynı anda girmiyor ya. 2 dakika geç giriyor ya. Tempoyu tutturamıyoruz. Çay oraya şu kariye de bizim senle stüdyoya girip söylediğimiz şarkımız. Bana çok yarısı güzel bir hediyen oldu. Bana çok güzel bir hediyen. Çok güzel. Çok eğlen. Ama pardon. Ondan sonra ben aman Suzan bayağı profesyonel senin gibi şarkıcı muamelesi gördüm bildiğin gibi değil. Hangi gece bir yere gitsem gece kulübü bir eğlenti beni gören anında bakıyorum çay oraya şu kariye DJ oradan bana selam veriyor. Demet Hanım şarkınızı çalıyor. Tabii seyirci de anlamıyor sesimi önce. Sonra herkes böyle bir ufak tefek böyle uyanan olup da bana bakmaya başlayınca böyle oluyor bak. Şarkı siz bunu bilmiyorduk falan deyip. Yani bu şarkıyla çok sahne aldım bildiğin gibi değil. Aslında gittiğim yerlerde. Hala o albümün benim kapatıyoruz. Ay bitti süre bitti. Bu Gonca var ya Demet'e bu Gonca. Selam mısın?
O Gonca'yı var ya, o Gonca'yı. Tuzi seni Gonca. Çok özledim. Tekrar çok öpüyorum. Neriman'ı da öpüyorum. Seni de öpüyorum. Kolay gelsin. İyi setler. Seyircilere de bu akşam için, bu final bölümü için, bu şahane misafirlerimle dolu final gecesi için, bizi izledikleri için teşekkür ediyorum ve bay bay diyorum. Hepinize sevgiler. Herkese sevgiler. Ama